Pembe Hanım'ın açmış olduğu bu yerin denizimize hayırlı olmasını, uğurlu olmasını diliyorum. Buradan çıkacak olan eserlerin hem mekanlarda hem de belki de uluslararası ya da ulusal alanda da bizleri temsil edeceğini düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum tekrar. Sayın Belediye Başkan Yazıncım, sayın hocalarım, değerli konuklarımız, değerli arkadaşlarım, sayın büyüklerim, hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Geldiğiniz için de size çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler. İzleyenler, bugün Yakın Sanat'ın açılış törenindeyiz. Gülpembe Yakın yanımızda. Yakın Sanat'ın kurucularından kendileri. Hem sizi daha yakından tanıyalım. Gülpembe Hanım kimdir? Bu sanat merkezi nasıl açmıştır? Ben 46 yaşındayım. Gülpembe Yakın. 42 yaşında Pamukkale Üniversitesi resim bölümüne girdim. Bölüm birincisi olarak bitirdim. Sonra yüksek lisansa başladım. Sonra sanat terapisi eğitimleri almaya başladım. Deniz'de de böyle özel sanat kariyerine ihtiyaç olduğunu düşünüp yıllardan beri şikayet ediyorduk zaten. Böyle bir şey olmadığını. Böyle bir girişimde bulunayım istedim. Peki, böyle bir girişimde bulunduk. Efendim 42 yaşında girdiğinizi söylediniz. Evet. Bugüne kadar bir resimle ilgili bir alakanız mutlaka ki varmıştır. Yoktu. 42 yaşına kadar, 2 sene kadar ondan önce kursa gitmiştim. Hobi amaçlı gitmiştim o kursa da. Ondan sonra Pamukkale Üniversitesi'ne girdim. O yaşa kadar ilgilenmiyordum yani. Aslında sizinki birazcık güzel bir hayat öyküsü olmuş. 42 yaşından sonra aslında hayatın bitmediğini, yepyeni bir günlerin başladığını göstermiş oldunuz. Evet, evet. Hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil. Her şey için istedikten sonra yapabiliyorsunuz. Her şeyi her zaman yapabilirsiniz. Böyle birincisi olmanız bunun en büyük kanıtlarından bir tanesi. Evet evet. İstedikten sonra olabiliyor. Aslında elinden hiçbir şey kurtulamamış. Eşimin desteği oldu daha çok. Benim önceden para birikimim yok haliyle. Böyle bir girişimde bulunmak istedim ama ilk yatırımı eşimin gayretleriyle, onun desteğiyle sağladım. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızla birlikte biz kendi başımıza ayakta durmaya çalışırız. Peki burada çalışmalarımız nasıl olacak? Nasıl ilerleyecek? Buranın bir kısmını galeri olarak kullanmayı düşünüyoruz. Bir daire olarak kiraladık tabii ki. Diğer alanlarında da hem sanat eğitimi yapacağız, hem sanat terapi yapısı yapacağız. Sanat terapisi yöntemleriyle yapılan bir sanat eğitimi olacak. Böyle yani hem öğreteceğiz hem sergileyeceğiz. Hem sergileyeceğiz. Yalnız bizim ürettiklerimizin sergisi değil, dışarıdaki sanatçılarla da iletişimler kurup onların da sergisini burada yapmak amaç. Denizli'yi dışarıdaki sanatçılarla da tanıştırmak amacımız bir taraftan da o. Yani Yakın Sanat bize sanatın penceresinden bakma fırsatı sunacak. Öyle evet, diyebilir miyim? Her yönden dünyaya açılan bir pencere olsun istiyorum. İnşallah. Peki efendim, hayırlı olsun diliyoruz. Bundan sonra nice güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle. Çok teşekkür ederim ben de geldiğiniz, konuk olduğunuz için. Sağ olun efendim. Evet, şimdi gezmeye başlıyoruz. Birkaç insanla da konuşalım. Onların da fikrini alalım istiyoruz. Bugün Yakın Sanat'ın açılış törenindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Ben yeni geldim. Tabii karma bir sergi, güzel. Denizli'deki arkadaşların ürettikleri eserler. Geçenlerde de vardı biliyorsunuz. Barış'tan yanayız diye. Onda ben de vardım. Bu tür sergilerin Denizli'de olması çok güzel bir şey. Çoğalmasını istiyoruz. Yani bak, bir kalabalık var. İşte ise halkla sanatın iletişimi bakımından en azından çok seviniyoruz. Peki, teşekkür ediyorum efendim. Sizin de düşüncelerinizi alalım. Gülpembe Yakın benim çok yakın bir arkadaşım. 10 yıldır arkadaşım. Ve böyle bir yer açtığı için onu destekliyorum ve çok sevinçle karşılıyorum. Ve Denizli'mizde sanat yönünden değişik çalışmalar gösterecek ve çok özel şeyler çıkaracağına eminim. Sergi de ilk başlangıçta zaten özelliğini gösterdi bence. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gülpembe Hanım'ın annesi de tabii ki burada, ailesi oldukça fazla destek veriyorlar bu konuda. Evet, tanıyalım sizi. Ben Raziye Özcan. Efendim 42 yaşında girmiş kızınız resim bölümüne. Denizli'de olursa. O da 500 kişinin içinde 16. kişi olarak sınavı başarıyla kazan. Çok zekiydi zaten, okul birincisiydi benim kızım. Her konuda birinciydi. Dürüstlük konusunda, başarı ders konusunda. Okudu, bölüm birincisi olarak bitirdi. Ve şu ana kadar geldi, yüksek lisansını yapıyor çocuğu. O küçücük benim gözümde şimdi lisede okuyormuş gibi, ben ondan hep gurur duyuyorum.
Bütün peki bugün burada böyle güzel bir atmosferde onun yanında olmanız nasıl bir duygu? Şu an zaten gözyaşlarını tutamıyor. Çok güzel bir duygu. Söyledim ya işte sanki lisede okuyormuş gibi. Ben tavan yapıyor sevincim. O zaman hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür çok ediyoruz. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Sizin de yolunuz açık olsun inşallah kızım. Allah'ım kolaylıklar versin. Her zaman ben sizi izlemeye devam edeceğim. Como poesía en la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión.